Merhaba arkadaşlar, Advice Yurtdışı Eğitim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bil Bakalım'ın yeni bölümünde Belgin'le birlikte yarışacağız. Çok eğlenceli bir bölüm olacağını düşünüyoruz. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar hazırsanız ilk sorumuzda Bil Bakalım'ın yeni bölümü başlıyor. Tamam. Hazırız. Hazırım. Şu an biraz gergin hissediyorum. Nasıl sallayacağımı da bilmiyorum. İlk sorumuz geliyor. Piramitleriyle ünlü olan ve tüm dünyada tanınan Mısır'da sizce kaç adet piramit bulunmaktadır? Only you. Buna bayağı bir şey atmamız gerekiyor. Senin yazı şeklinden şu an bakıyorum. Piramitlerle ünlü şehirde piramit. Mısır'ın yani sana bugün kaç tane piramit var? Bir şey diyeceğim. Sana bugün daha reels videosu attım. Gitmemiz lazım. Aa evet. Dur kaç tane vardı ya? Göremiyorum da bir şey. 5 ne yazıyor acaba? Bilmiyorum şu an. Kaçtır ya? Sallıyorum şu an. Hadi. Dur. Ben dur. Yazdım. Değiştiriyorum. Ben yazdım. Piramit de yapayım şuraya. Dur. Ben okeyim. Tamam. Kaç? Evet. Kaç? Bilmiyorum. Şu an gerildim bir dakika. Cevapları hazırsa gösterelim. Önce belgin. Tamam. Ben çok mu salladın? Vallahi bayağı salladın. Sen kaç yazdın? 5 mi yazdın? 85 falan yazdım. 85 nedir ya? Demeliyim. Doğru cevabı hazır mısınız peki? Evet. Doğru cevabımız 118 olacaktı. Ya kızım 15.000 piramit ne? Ben dedim ki şimdi. O zaman da nasıl? Ben dedim ki oradan da ora çıkmıştır. Oradan da küçük bir şeyler olmuştur. Yanlışlıkla bir yerde piramit olmuştur. Artık piramidin yapımının aşaması zaten. Dur yeni başlıyorum. Şu an ısınmam lazım. Bana hiç şey yapma. Gerildim. Kırmızı oldu. Bu arada 110 yazmıştım ilk başta. Keşke değil. Keşke o 1000'i değildi. Bir 15. Ben tutmuyor. Boş ver. Kanka sen. Kalp koy. Tamam bunu sana bilerek şey yapacağım. Böyle. Bana bir avans versin. Tamam hadi yapacağım. Hazırsanız ikinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet. Dünyanın en uzun nehirlerinden olan Mississippi nehrini yüzerek geçmek istesek sizce bu kaç gün sürer? Al işte gene. Gün mü saat mi kes? Gün belirtiyorum. Tamam. Yani burada tamamen tahmin size ait ama yani gün. Şimdi 1000 değildir. Ben 1000. Ben gene onlu rakamlara düşme. Bir 20'lerde gezeyim ama ben göremiyorum da seni. Benim için fark etmiyor. Piramide de bir 15.000 dediğim için. Kaç dedim? Göremiyorum hiçbir şey. Şuradan da yansıma da yapmıyor. Tamam sana üçüncü soru da avans edeceğim. 20'li rakam mı, 10'lu rakam mı? Senin içinden ne geçiyorsa belki. Ya bak bu sefer de hiç olmadı ya. Evet. Cevabını hazırsa görebiliriz arkadaşlar. Tamam. Bence Sümeyye göstersin. Belki o an bir şeyler yapabilirim. Sümeyye 15 bin demiş. Tamam, benimkisi gene mantıklı oldu bu sefer. Belgin 25 bin demiş. Belki dinlenir diye düşündüm. Doğru cevabını yazdım size 25. Arkadaşlar. 25. Doğru cevap tam olarak 68 bin olacaktı. Tebrik ediyorum. Bak bir biri. Bari iyi bari. Bir biri. Şu an mantık çerçevesinde. 68 gün mü? Evet, düşündü, dinlendi. Ama bir şey söyleyeceğim. Yüzücü de önemli burada. Yanlış, ben bu kabul etmiyorum. Şimdi adam Karadeniz dalgalarıyla boğuşmuyordur diye düşünüyorum. Düz bir şeyde. 1913 yılında Kaliforniya'da ölçülen ve bugüne kadar dünya üzerinde ölçülmüş en yüksek sıcaklık derecesi sizce kaçtır? Şimdi bir Dubai'yi ben notlarımı aldım. 1913 Kaliforniya diye yazdım. Sıcak bir de. 100 var mı? 100. Ortaya da bulalım. Ay yazdığımı söylemem. Ben de böyle. Sen de yani bir şeydi. Tamam ben yazdım. Yüzdesini mi soruyorduk? Soruyu unuttum. Sıcaklığın derecesi. Derecesi. Tamam bak, doğru yazmışım. Bu seferki doğru oluyor herhalde. Hazırsanız gösterelim Belgin. Belgin. Hadi bakayım dur ben değiştireceğim. Belgin 180 derece demiş. Ben de 120. Süreye bakıyoruz 120 yani arkadaşlar cehennemde bile böyle sıcak bir yol. Doğru cevabını hazır mısınız? Sümeyye mi bildi? Doğru cevap 56.7. Şimdi böyle sorunca diyorum ki 180 derece. Ama 120 derece.
120'ye okey, 180'e bak ediyor. Hayır dedim, yüzde kaynıyor ama bak biz, sana bunun şey tiyosunu verip 120 yazma. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi soruları öyle bir soruyor ki, diyorum ki yüksektir diye atıyorum. Çok abartıyorsun. Ama öyle bir soruyorsun ki sen de. Sizce 2022 yılında İstanbul'a kaç turist gelmiştir? 2022 mi? 2022 yılı. Pandemi var desek patladı. Pandemi 20'de. Bir kapandı. Sonra bir furya olsa. Hocam. Avrupa'dan bir posta gelse turist milyon. Bir milyon nüfus burada yok. Ben. 2000 yazınca da olmuyor. 10 yazınca da olmuyor. Tamam, ben seni serbest bırakıyorum. Söyle. Daha demin dedin ben ki bizde böyle. Ama. Cevap ama söyledin mi dedin ki bana cevapları söylemem bende de öyle. Ben sana söyledim. Neden asla söylemiyorsun şimdi? Aa, olmadı. Sen cevabını yazın. Şu an daha demin yapacağım. Söyledim kız. Şu an cevap söyledim. Sen niye söylemiyorsun? Söylemem. Ben küsurat vereceğim ya. 9.990. Çok attım. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben hazırım. Evet, ben hala... ben çok düz bir rakam. Çok kritikler sanki yapıyormuşçasına. Tamam, böyle olsun. Belgin şimdi şeye sırat bağlanıyor. Koyayım. Turizm Bakanı. Alo. Hazırsanız cevapları görüyorum Müslüme'ye. Ya niye önce ben? Niye? Bakayım. 10 bin Müslüme'ye. Düşük bir rakam. Hadi ya. Düşük mü? Niye yemiz o? Ya hayır ama değiştirdi. Kabul etmiyorum. De. Gözükmedi. Çentik attı. 15.200 demiş Belgin arkadaşlar. Küsurat da koydum. Cevap biraz sizi şaşırtacak sanırım. 100 bin mi? Doğru cevap 16.8 milyon kişi. Yani... Ben sana daha demin ben milyon dedim abartma dedi bak işte. O oh, abartma. Ben bildim o zaman. 2-2. Gözüm açıldı bak gözüm açıldı. Ben bildim diyor durum 2-2. Dünyanın en fazla evcil kedisine ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri'nde sizce ne kadar kedi yaşamaktadır? Ne yapıyorsun? Oraya bakıyordum gözüm oraya dalmış. Aynen. Hiçbir yayın. Bak bomboş. 3 tane kalp var istersen. Biz böyle bitiremeyiz. Çok düşündük. Ya yaz bir dakika. Satranç oynayalımcasına. Gene bir küsurat koyayım ben. Abi bu da çok mu oldu ya? Ya o zaman saçma sapan rakamlar çıkıyor sonra bak emin değilim. Ben okeyim. Milyonlu bir şey mi? Kaç yazdın? Kaçlarda ben yaz? Ben çok küsuratlı şeyler yazdım. Kaç? Ben okey. Döndürün mü? Tamam. Onun Berlin'e başladık. Berlin cevabını gösterebilirsin. Berlin 215 milyon kedi nüfusu var Amerika'da demiş. Berlin 300 milyon ondan yaz. Yaz. Tamam yaz. Neyse. Sen yaz. Sümeyye 9.5 milyon demiş. 9.5. Sen yaz bakalım. Doğru cevabı duymaya hazır mısınız? Sen değilim ama. 76 milyon olacak. Ben mi? Ben daha yakınım ya. Doğru ben sen daha yakınsın. Daha yakın ben daha az söyledim. Puan Sümeyye'ye gidiyor. Hazırsanız 6. soruya geçelim. Çok hazırız. Buyurun. Dünyanın en büyük kahve tüketicilerinden olan İtalyanlar hane başı yılda ortalama ne kadar kahve tüketiyor sizce? Yılda. Litre mi? Kilogram bazında yazar mısınız? Bir hanede çekirdek ayran 4 kişi olsa. 500 gram. 500 gram mı? Yok değil tabii ki de. 4 kişi olsa, çocuk olsa, yetişkin 3 kişi kahve. Çocuk içmez ki. Genelde Türk kahvesi diye düşündüysen geleneksel düşündüm. Hane başı sadece bir hanenin tükettiğini söyledin değil mi? Yani ortalama hane başına düşen burada rakam bulmaya çalışırız. Ben yazdım. Benden dur çıktı. Ya. Kahve de çok severim. Türk kahvesini özellikle severim. Çok detaycı bir arkadaşımız. Hazırsanız gösterelim. Sümeyye'den başlayalım. Sümeyye 200 kilogram demiş. Belgin kilogram. 350 kilogram demiş. Bak dedim ama değişti. Doğru cevap duymaya hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Doğru cevabımız 350 kilogram olacaktı. Burada da puanı. 37 kilo ne ya? Sümeyye alıyor. Çok az. Neyse çok az tüketiyorlar. Bir de bizi görseler. Ben şu an dur ben açılacağım şimdi bileceğim soruları. Hazırsanız 7. sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Tamam. Dünya tarihindeki ölçülmüş en uzun boya sahip olan Amerikalı Robert Pershing Webdo'nun boyu sizce ne kadardı? Bana göre de herkes uzun sizce olabileceğini düşünerek. Şimdi ben onların yanında hep kısa kalacağım için şu an... Ben sana sormuyorum, sen bana yanlış bilgi veriyorsun. Nasıl ya? Daha deminkini gördük.
kalpte koyuyorum ki sevimli olsun diye. Santimetre cinsinden mi? Ha, kendimi düşünüyorum, onu düşünüyorum. Ben 1.70'im. Yola bakar gibi bakarım büyük ihtimal. 1.70'im ne kadar uzun olabilir sen belki? Sen 1.70 misin? Evet. Ay ne güzel, ben söylemeyeyim hiçbir şey. Ben yazdım. Dahası yok. Ben de yazdım. Bu sefer Belgin çevirebilir mi lütfen? Tabii ki, cevapları hazırsanız görelim. Tabii. Belgin, çevirin Belgin Hanım. Çok Belgin'in 3 metre 59 santim. Ya Belgin çok yakın cevaplarımız. Sümeyye Hanım siz ben de 3.5 yaz. Bence ben. Doğru cevabı duymaz mısınız? Evet, ben hissediyorum. Doğru cevap 2.70. Ben kısa kalmaya devam ediyorum. Belli. Yine puanımız Sümeyye'ye gidiyor. Sümeyye böylece beraberliği en azından garantilemiş oldu kendi adına. Diğer bütün şeyleri sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Beraberce buradan dostça ayrılalım. Bu boydan sonra ayrılalım. Zaten bana bırak bu boy muhabbetinden sonra. Ben biraz üzüldüm. Bana mı üzüldün? Evet. Hangi duruma? Boya mı? Hayır. Hayır, boyuna niye üzüleyim gayet? Minyon kızlar her zaman tatlıdır. Teşekkür ederim, evet. Hazırsanız 8. soruya geçiyorum arkadaşlar. Geçelim. 2022 yılı itibariyle dünyanın en zengin ülkesi olan Lüksemburg'da kişi başına düşen yıl gelir ne kadardır? Lüksemburg zengin miymiş? Bana bak o konudan, konuyla arandaki. Çok da... Kişi başına düşen milli gelir. Kişi başına düşen milli gelir. Kendimi düşünmeyeyim. düşünmem saçma oldu şimdi. Tamam, ne sağlayacağım. Ama çok zengin dedi. Yani soruları çok şaibeli okuduğunuzu düşünüyorum bu arada. Ben direkt düz yazıyorum. Kaçlarda yazdım mesela? O sularda yüzmek istiyorum. Milyonlarda. Ne yapayım? Milyonlarda yazdım. TL bazında mı? Dolar bazında yazın arkadaşlar. Tamam. Bak iyi ki sordum. Çok seni önemli kurtardım. Bir bilgi gerçekten şu an kendimi düşündükten sonra. Tamam. Öyle bir salladım ki o kadar eminim ki yanlış olduğuna. Tamam. Ne yazdım? Sümeyye Hanım 30 bin dolar demiş. 30 bin dolar mı? Ne bileyim salladım. Benimkisi çok mu uç oldu gene? Ben bu rakamlarla anlaşamıyorum ya. 10 milyon dolar demiş. Biraz uç olmuş. Uç mu? Ama belki tutar bir yerden. Olmaz mı? Doğru cevap duymaya hazır mısınız? Değilim ama. Duyalım gene yani. Doğru cevap 127.673. Ama bir şey söyle bak. Belgin sana dedim ki 10 binlerde bak 10 bin. Ama hadi bak, ben 30 bine çıktım en zengin dedi diye. Bir şey söyle, ben hayalimi söylediğim için dedim ki hayal kurarken de düşük olmasın dedim. Ütopyalara gitmek. Ama gene. 9. soruma geçeceğim. Yarışmanın kazananı Sümeyye ama... Ben gene bırakmıyorum. Belki son kulvarda açılırız. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. Saniyede kaç dilim pizza tüketilmektedir sizce? Karnım beni kaç değil düşünüyorum. Kaç dilim pizza saniyede? Ben 2 dilim değil, 1 saniyede. Ah, dur. Düşün. Bir saniyede, saniyede bir dilim yiyemez bu arada, yarım. Ama o kişiye göre de değişebilir. Nasıl, yutacak mı belki? Ütopyalarda yaşama kopya veriyorum. Kaç yazıyoruz? Yaz, hiçbir şey yazmadım, kalp koydum. Tamam, hadi. O zaman size küçük bir ucuyuz, madem zorlandınız. Ben yazdım doğru. Yazacağınız rakam 3 adet olsun. 3 mü? Küçük bir kilo verdim, normalde yarışmada böyle bir şey yok ama... Bana üzüldü büyük ihtimal. Dedi ki bu kız bir kazansın. 100 ile 1000 mi? Ben var ya çok yüksek. Bu kız sen karışmasaydın kalınabilirdi. Ben milyonlu bir şey yazmıştım. Ben 3 rakamlı yazdım. Tamam. Zaten öyle söyledim. Tamam yazdım. Hazırsanız cevapları görelim. İlk önce Sümeyye göstersin. 700 dilim pizza bu Sümeyye. Ben gene nokta bir küçük arkadaş mı? Gel bu sefer de. 135 demiş Belgin. Doğru cevap duymaya hazır mısınız? Hayır. Belgin o kadar da az değildir. Ama ben daha demin de çok yüksek söyledim. O olmadı. Evet dinlemek istemiyorum ama söyle. Üzülüyorum şu an. Doğru cevap 350 dilim olacaktı arkadaşlar. Sen kazandın. Aaa evet. Çok uçak. Sonunda böyle bir şeyler oldu. Puan burada Belgin'e gidiyor. Gurur meselesi oldu. Artık fedai olarak düşünmek istiyorum kendim. Bir daha oynayabilir miyiz baştan? Ben arkadaşımız üzülsün istemiyorum. Yok kız bir şey olmaz. Yok da devam edelim. Peki sorumuz geliyor öyleyse.
Tamam. 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre, evet, dünyanın en çok kitap okuyan ülkesi olan Hindistan'da, Hindistan'da bir kişi haftada ortalama kaç saat kitap okuyor? Saat. Çalışıyorlar zaten belli bir zaman. Ama Hindistan en çok okunan kitap. Ben ona da şaşırdım bu arada. Ve demek ki fazla bir saat harcıyorlar ki benim bu kadar detaycı konuşmam keşke başta yapsaymışım ya. Bak şimdi günde 5 saat okusalar. Ben ne sanırım? Ya ben aynısını ben de düşündüm. 5 çarp 5 düz mantık. Yani 5 saat sizce fazla değil mi? Ama şimdi Hindistan olmasa ne sabat ediyorsun ya? Yani mantıklı mesela 8 saat mesai, 8 saat uyku olarak düşünseniz 16 saatimiz uyku iş için. Herkesin hayatında belki uyumuyor. Ben belki 3 saat uyuyor adam. Ben yazdım. Tamam. Bunu da bilirsen mutlu ayrılacağım buradan. İyi. Tamam. Hindistan'a da saygılar, sevgiler, çok okunmuş. Tamam, ben de yazdım. Hazır mısın arkadaşlar? Belgin. Evet. Önce belgin gösteriyor o zaman. Cevabını görün. Kaç yazdın? 21 saat. 21 saat demiş belgin. Ben de 21 yazdım. Belki doğrudur. Şu an çekişmeli olacak. Tamam, ben kazanmamış olabilirim ama. Bu gurur sorusu evet. Ben değil mi? Doğru cevap arkadaşlar. Ben. Çok üzüldüm. Gurur gurur da kaldı. Çok üzüldüm. Böylece... Bitti mi? Yarışmamızın sonunda bitti. Evet. Kazananımız Süleyman Bülbülçü'ye alkışlarız kendisi. Canlı gününden valla. Hakkıyla kazandı, hakkıyla bindi. Hakkımla değil, sallamayla kazandı. Olsun. Evet arkadaşlar, bugün Bil Bakalım yarışmamızın sonuna geldik. Arkadaşım Sümeyye kazandı yarışmayı. Biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz. Bir sonraki Bil Bakalım yarışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.